Dünyada ve Türkiye'de kriz algısı her geçen gün biraz daha netleşiyor sevgili dostlarım. Ve bu kriz algısı netleştikçe dolarda ve altında yaşanabilecek küçük geri çekilmeler alım fırsatından başka bir şey olmayacak. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, altın fiyatlarına şöyle bir bakıyorum. 1720'nin üzerinde bir altın ons fiyatı zaman zaman 1715 seviyelerine gevşiyor. Dolara bakıyorum 6.87-25 seviyesinde. Euro 7.49 seviyesinde. Euro dolar paritesi de 1.0907 seviyesinde. Şu an saat yaklaşık 14 gibi. Evet ve bu rakamlar büyük ihtimalle bu seviyelerde şimdilik kalmaya devam edecek. Bir miktar sakin seyredecek ama sonrasında çok hızlı yukarı hareketler görmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü dünyadaki kriz algısı her geçen gün biraz daha netleşiyor. Krizi netleştiren en net konulardan birisi de tabii ki petrol arkadaşlar. Bakın petrolle ilgili OPEC biliyorsunuz günlük 10 milyon varil arz kısıntısına gitti ve bu arz kısıntısı nedeniyle petrol fiyatları hafif yukarıya doğru seyretti. Bunun sonrasında petrol fiyatlarının çok sert bir şekilde yukarıya çıkabileceğini söyleyenler vardı ve o günlerde hatırlıyorsanız sizlere şunu söylemiştim. Ne kadar arz kısıntısı olursa olsun petrole olan talep artmadığı sürece, yani üretim hareketlenmediği sürece, ekonomi tekrar eski düzenine oturmadığı sürece petrol fiyatları düşmeye devam edecek. Çünkü arz kısıntılarının hiçbir anlamı kalmayacak üretim olmadığı için diye sizlere söylemiştim. Nitekim pek çok kurum ve kuruluş da bu konuyla ilgili şimdi açıklamalar yapmaya başlıyorlar. Yine o günlerde sizlere şunu söylemiştim. Petrole talep olmadığı sürece ve üretim bu şekilde devam ettiği sürece petrol depoları hızlı bir şekilde dolacak. Yeni depoların yapılması çok yüksek maliyet ve bu maliyetin altına şu anda hiçbir üreticinin girmesi de mümkün değil. Bu da mevcut petrol maliyetlerini daha da arttıracak. Bir süre sonra petrolünü satamayan, depolarında fulleyen bu ülkeler üretimi durdurmak zorunda kalacaklar. Üretimi durdurdukları gün bile petrol fiyatları düşmeye devam edecek. Çünkü kriz algısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak demiştim. İşte bugün yine bu konular konuşuluyor ve petrol fiyatları da 28 dolar seviyesine kadar gevşemiş durumda. Brent petrolden bahsediyorum. Ham petrolde işte bunun altına 5 dolar daha koyun. Yani 23-24 dolar seviyesinde ham petrol fiyatları da. Dolayısıyla sevgili dostlarım, dünyadaki bu kriz algısı iyiden iyiye netleştiği her geçen gün dolara ve altına olan talep de biraz daha artacak. Çünkü kriz algısı insanları tasarrufa yönlendiriyor. Çok normal bir şekilde. Aslında tüm insanların koruma içgüdüsü bu. Korunma içgüdüsü ya da öyle söyleyelim. Yarın öbür gün başına gelebilecek felaketlere karşı, özellikle ekonomik felaketlere karşı kendisini güvende hissetmek istiyor. Ve buna bağlı olarak da mümkün olduğunca nakitte kalmaya çalışıyor ve nakitte kaldığı her süreçte de kendisini koruyabilecek enstrümanlarda bulunmayı tercih ediyor. Nedir o enstrümanlar? Hep söyledim, yine söylüyorum. Birisi dolar, birisi altın. Altın değerli bir maden olduğu için, dünyanın her yerinde geçerliliğini koruduğu için dolar da tüm dünyada convertible ve dünyanın en güçlü para birimi olduğu için. Aynı zamanda tabii ki dünyanın en güçlü ekonomisine, en güçlü ordusuna sahip olan bir devletin para birimi olduğu için arkadaşlar. Bu kadar basit. Teknolojiye, bilime, bilgiye sahip olan ülkenin Amerika olması, bu krizden çok ciddi etkilenecek olması ama yarın öbür gün bu krizi en hızlı atlatacak ülke olmasından dolayı. Amerika bu krizi en hızlı şekilde atlatacak arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bu krizin en ağır bedellerini ödeyen ülkelerden birisi Avrupa Birliği olacak. Avrupa Birliği ülkeleri olacak. Neden? Çünkü kendilerini yenilemediler. Hala eski teknolojilerle hareket ediyorlar. Her alanda, bankacılık sisteminden otomotiv sektörüne kadar. Diyeceksiniz ki dünyanın en iyi araçları Avrupa'da üretiliyor. Özellikle Almanya'da üretiliyor. Ya da Fransa'da üretiliyor. Kabul ediyorum ama hala eski teknolojilerle işi götürmeye çalışıyorlar. Ve
Bakın otomotiv alanında bile kendilerini yenileyebilmek için 2025 yılına kadar süre tanımışlardı. Bir anda o dönüşümü tamamlayamadılar. İnternet alanında, bulut teknolojileri alanında, GSM alanında Avrupa Birliği'nden herhangi bir ülkenin ismini zikredemiyoruz hiçbirimiz. Ya Uzak Doğu ülkelerinden bahsediyoruz. Çin başta olmak üzere, ikinci sırada Japonya, Güney Kore ve Amerika'dan bahsediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin esamesi bile okunmuyor. Keza Rusya da bu konuyla ilgili kendini tam olarak geliştirmiş değil arkadaşlar. Rusya son dönemde bütün yatırımlarını petrole yaptı ve Putin bugün açıklıyor. Rusya ekonomisi çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya diyor. Neden? Çünkü sadece petrol üreten bir ülke. O da kendisini internet alanında, bulut teknolojileri alanında, teknoloji alanında, GSM alanında, cep telefonları alanında, televizyonlar alanında, elektronikler alanında geliştirmedi. Bu nedenle yine çok ciddi bedeller ödeyecek ülkelerden birisi. Ha, gelişmekte olan ülkeleri hiç saymıyorum. Yani Türkiye ve benzeri olan ülkeleri hiç saymıyorum. Onlar bu sürecin en ağır bedellerini ödeyecekler. Kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar hazırlıklarını yapmayan, yeni dünyaya hazırlanmayan, teknoloji anlamında, üretim anlamında, tarım anlamında kendini geliştirmek bir yana elindekileri de kaybeden ülkelerin bu süreçten ağır hasar almamaları zaten mümkün değil. Onun için bakıyorsunuz gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları da eğer ki ellerinde paraları varsa mümkün olduğunca tasarrufa yönlendiriyorlar. Dolar alıyorlar, altın alıyorlar. Faize girmiyorlar, faiz ortamının ne kadar riskli olduğu artık ortada. Bir getirisinin olmadığı da ortada. Arz sıkıntısından sonra yaşanabilecek enflasyonist baskılar ve özellikle devalüasyon korkuları nedeniyle bu iki enstrümana net bir şekilde yönelildiği belli. Sadece Türkiye'de değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde durum bu. Aynı zamanda Asya ülkelerinde durum bu. Ve doğal olarak da dolara ve altına olan bu yoğun talep onların fiyatlarının yukarıya doğru gitmesini beraberinde getiriyor. Bir tarafta arka arkaya açıklanan kriz açıklamaları ki şu anda yaşanmayacak bu kriz. Yani şu anda biz felaketin içindeyiz. Felaket bittikten sonraki süreçte yaşanacak büyük ekonomik krizden bahsediyoruz. Artık herkes bu krizi yavaş yavaş o 1928-38 aralığındaki büyük bunalıma, büyük buhrana benzetmeye başladı. Ki bana göre o büyük buhranın çok daha ötesine geçebilir bu sıkıntı. Onu da altını çizmek istiyorum. Çok daha derin bir ekonomik kriz, bir ekonomik buhran, hatta bir 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalabiliriz. Velev ki o büyük buhran kadar bir kriz yaşadık. Hatta velev ki diyelim ki 2008 ekonomik krizi kadar bir ekonomik kriz yaşadık. Bu bile dünya ekonomisinin darmadağın olmasını ve uzun yıllar zor toparlanmasını beraberinde getirecek sevgili dostlarım. O nedenle işte insanlar o günlere hazırlanıyorlar. Bugün nakit kraldır dememizin arkasındaki gerçek bu. Mesela konut sektörüne bakıyorsunuz. Konut sektöründe satışlar neden istenildiği gibi gitmiyor hem Türkiye'de hem dünyada. İnsanlar konuttaysa bile konuttan çıkmaya çalışıyorlar. Ya da gayrimenkulden çıkmaya çalışıyorlar, nakite dönmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün yaşanabilecek büyük bir krizde konut sektörünün, gayrimenkul sektörünün de çok derinden etkilenebileceğini görüyorlar. Üretimdeyseler de üretimden kaçıp nakite dönmeye çalışıyorlar. Her alanda nakite dönmeye çalışıyorlar. Ve bu nakitlerinde her seferinde dolara ve altına yatırmaya devam ediyorlar. Yine buradaki kritik noktalardan bir tanesi. Gelişmekte olan ülkelerin bu açıkladığı parasal yardımların parasal genişleme olduğunu düşünenler ya da bu şekilde olduğunu lanse etmeye çalışanlar ki onlar da yavaş yavaş ağız değiştirmeye başladılar. Gerçekleri gördükçe, gerçeklerle karşı karşıya kaldıkça. 2008 yılındaki gibi bir süreç olarak algıladılar bu süreci. Oysa 2008'de hiç ilgisi yoktu. 2008 yılında dünyada bir felaket ortamı yoktu. Bir ekonomik kriz ortamı vardı ve finansal bir ekonomik krizdi bu. Finansal ekonomik krizin çözümü de gayet basitti. Amerika arka arkaya para bastı, bütün dünyayı paraya boğdu ve bu sayede hem kendisini hem Avrupa ülkelerini hatta hem de gelişmekte olan ülkeleri kısa vadeli de olsa kurtarmayı başardı. Bu bol para politikası sayesinde tüm gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini de ele geçirdi. Düşünün 1 dolar 1 lira mantığıyla yıllarca Türkiye yönetildi ve bu süreç içerisinde yerli ekonomi neredeyse tamamıyla yabancıların eline geçti. O nedenle sevgili dostlarım 2008 kriziyle bugünün kıyaslanması kadar büyük bir yanlış olamaz. Çünkü bugün yaşadığımız bir ekonomik
kriz, bir finansal kriz değil. Dünya ekonomisi başta Amerika olmak üzere yavaş yavaş toparlanma sürecine girmişti. Eğer ki koronavirüs salgını gibi büyük bir salgın olmasaydı, evet dünyanın çok büyük bir borçluluğu vardı. Bu borçluluğun çevrilmesi her geçen gün zorlaşıyordu ama dünya ekonomilerini yönetenler Amerika, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri bu süreci yönetebiliyorlardı şimdilik. Koronavirüs hesaplarda olmayan bir konuydu ve koronavirüsün gündeme gelmesiyle birlikte bütün hesaplar bozuldu. Ve doğal olarak da dünya ekonomisi 2008 kriziyle kıyaslanamayacak bir sürece geldi. Bugün bizim yaşadığımız bir ekonomik kriz değil. Bugün bizim yaşadığımız bir felaket krizi. Ama yarın yaşayacağımız çok büyük bir ekonomik kriz olacak ve onun da 2008 kriziyle, hatta büyük buhranla bile ilgisi olmayacak arkadaşlar. Çok daha büyük, çok daha ötesi bir krizden bahsediyoruz. Ve bu krize hazırlıklı olanlar belki o krizi kendilerine fırsat olarak kullanabilecekler, fırsata çevirebilecekler. O dönemde çöken borsalardan çok uygun fiyatlarla kağıtlar alarak ilerleyen dönemde borsaların yükselişinden büyük karlılıklar elde edebilecekler. Ya da o dönemde elinde nakidi olanlar ve bu nakidi dolara, altına bağlayanlar doların ve altının sert yükselişlerinden iyi kazançlar elde edip yarın öbür günde bu kazançlarıyla çökmüş piyasalardan ucuza mal satın alabilecekler. Mesela çok daha uygun fiyatlara konut satın alabilecekler. Belki bugünün fiyatlarının 1/3 biri fiyatlarına konut satın alabilecekler. Gayrimenkul satın alabilecekler. Onun için tüm bu süreçleri kendine fırsata çevirmek isteyenler, ki haklılar bu konuyla ilgili, kimse kusura bakmasın, her krizden batakla bitikle çıkan insanların bu dönemde kendisini savunmaya alması çok normaldir ve nakite dönmesi çok normaldir. Konutta kalmaması çok normaldir. Dolara, altına yatırım yapması çok normaldir. Önümüzdeki kriz sürecine hazırlanması çok normaldir. O krizi fırsata çevirmek istemesi çok normaldir. Ve bu koşullar içerisinde altın ve dolar yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Altın ve dolardaki her geri çekilme bundan sonraki süreçte alım için bir fırsattır. Evet, altın ve dolardaki her geri çekilme bundan sonraki süreçte alım için bir fırsattır arkadaşlar. Altın geri çekilebilir, dolar geri çekilebilir, küçük düşüşler yaşanabilir ama her bir geri çekilme 3 yukarı doğru hareketle devam edecek, göreceksiniz. Daha önce söyledim, bugün de söylüyorum. Ve şunu unutmayın sevgili dostlarım. Buradaki derdiniz para kazanmanın çok daha ötesinde olmalı. Buradaki derdiniz mevcut paranızı korumak olmalı. Mevcut pozisyonunuzu korumak olmalı. Yani sizin veya dünyadaki insanların dolara, altına hücum etmesinin temelinde de bu yatıyor zaten. Elindeki parayı korumak ve elindeki paranın yarın öbür gün pul olmamasını sağlamak. Ve tabii ki yarın öbür gün avantajlı pozisyonlardan alımlar gerçekleştirebilmek. Bugün bakıyorum işte 1720 dolar seviyesinde bir altın ons fiyatı var. Dün 1740 dolardı, bugün 1720 dolar. Bakın geri çekilmeler de eskisi kadar agresif olmuyor artık. Yine önemli bir konunun altını çizeyim. Türkiye'de gram altın alanlar hiçbir şekilde zarar etmiyor. Yani dolar düştüğü zaman altın yükseliyor, altın düştüğü zaman dolar yükseliyor. Her ikisinde de bir şekilde gram altın sahipleri dengede kalmaya devam ediyor. Ama bir sonraki etapta sizlere daha önce de ısrarla söylediğim gibi hem altının hem doların yükselerek daha üst seviyelerde buluşmalarıyla birlikte de gram altın fiyatlarında ataklar görüyoruz. 300'den 330'a gidiyor bir anda. Hafif geri çekiliyor, sonrasında 330'dan 350'ye gidiyor bir anda. Hafif geri çekiliyor, sonra 350'den 380'e gidiyor bir anda. Yine hafif geri çekilmeler görebiliriz ama sonrasında bir bakacağız 402 lira seviyesinde bir altın fiyatı. Tabii bunlar şu anda normal koşullar içerisinde arkadaşlar. Anormal koşullar devreye girdiğinde, yani koronavirüs meselesinden ekonomik krize geçiş yapıldığında, borsalar çöktüğünde, finans piyasalarında kriz algısı çok daha netleştiğinde, işte biz o günlerde dolar ve altın fiyatlarında çok sert yukarı hareketler göreceğiz. Çok sert. İşte o günlerde artık kademeler falan kalmayacak. Hem altın hem dolar fiyatları çok sert yukarıya doğru hareket edecek ve gram altın fiyatı da çifter çifter yükselmeye devam edecek. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum sevgili dostlarım. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal
etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı ulaşabilme imkanımız olsun. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın ve kanalımıza destek vermek istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Orada çeşitli üyeliklerimiz var. Onlardan herhangi birisine katılabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgili dostlar.